Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Eda ve Mert'le Finanset'in yeni bölümüne. Mert abi hoş geldin. Hoş bulduk, selamlar herkese. Arkadaşlar biliyorsunuz bugünkü programımızın konusu Rolex Paris Masters, ancak buna geçmeden evvel geçtiğimiz bir 10 gün içinde İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet ve kalanlara da başsağlığı ve sabır diliyorum. Gerçekten hepimiz çok üzüldük. Yani bunu bir anmadan aslında programa başlamak istemedim. Yani bunu bir söylemiş olalım. Kalbimiz İzmir'de gerçekten onlarla diyelim. Ve bugünkü programa geçelim. Şimdi Mert abi şöyle bir düzen düşündüm. Paris Masters'ta arkadaşlar biliyorsunuz yani final oynandı bugün. Şampiyon da belli. Bizim de aslında tabii ki ana konumuz bu final maçı, şampiyonluk maçı. Fakat ona bir girmeden evvel şöyle ben kısaca Mert abi sen de uygun görüyorsan bir toparlayayım diyorum. Ben böyle turnuvanın biraz ana başlıklarıyla. Sen de istediğin yerlerde lütfen araya gir ve eklemelerini yap. Ve aslında daha ziyade yarı final maçı ve sonra da final maçı üzerinden bir konuşalım. Ondan sonra da hani önümüzdeki zaten Nitto ATP Finals dediğimiz bu sezon sonu ATP'nin finalleri var. Oraya kimler gidiyor diye zaten konuşacağız. Şimdi arkadaşlar Rolex Paris Masters bir Masters 1000 turnuvası, artık hani sezonun en önemli turnuvalarından bir tanesiydi. Burada Rafael Nadal'ı gördük. Aslında katılımcı kadrosu bir hayli iyiydi. Dominic Thiem ve Novak Djokovic bir önceki turnuva olan Viyana, ATP 500 turnuvası olan Viyana'daki Erste Bank açığa katıldıkları için buraya gelmediler. Çünkü Novak Djokovic geçen sene örneğin bu ATP 1000 Paris'in şampiyonu olduğu için ve bu sene bu Covid'den dolayı bir korumalı puan sisteminden dolayı buraya gelmese bile puan kaybı olmayacaktı. Onun da bir sezon sonu bir numara olma ve onu öyle bitirme hedefi olduğu için o Viyana'da şansını denedi. Oradan ekstra puan almak için. Örneğin Dominic Thiem de Viyana'yla başlamıştı ve orada bir sakatlıkla buraya gelmemeyi, Paris'e katılmamayı tercih etti. Çünkü o da hani 3 numara olarak sezon sonunda oynayacaktı. Şöyle söyleyeyim, Viyana'da Andrei Rublev şampiyon oldu. Çünkü Rublev'den bu turnuvada da biraz bahsedeceğiz. Burada biraz erken elendi gibi oldu ama Rublev bu sezonda 5 tane kupa kazandı. ATP'de tur lideri. Arkasında hemen 4 kupayla Djokovic var. Ve genç Rublev ATP 500'ü Viyana'yı kazanarak Paris'e gelmişti. Ve Paris'te gördük ki seri başlarına bakarsak işte Rafael Nadal, Borna Coric, Pablo Carreño Busta, David Goffin, Alexander Zverev, Stan Wawrinka, Andrei Rublev, Diego Schwartzman, Karen Khachanov, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Matteo Berrettini, Miloš Rajonic, Felix Auger-Aliassime ve Stefanos Tsitsipas gibi gayet böyle güçlü, hani son derece gençlerden de ne derler iddialı olan isimlerin olduğu bir turnuvaydı. Şimdi Paris'te biliyorsunuz bu Covid'den dolayı aslında turnuva başlamadan evvel günde 1000 kişilik bir seyirciyle oynanabileceğinden bahsedilse de günler geçtikçe çok ciddi 60 binleri vuran bulan vaka sayıları sebebiyle bir lockdown dedikleri bir karantinaya girdi Paris. Dolayısıyla tamamıyla seyircisiz oynandı ve şöyle şeyler oldu. Yani mesela ilk turda Rafael Nadal bay geçti, oynamadı. İkinci turda Feliciano Lopez'le oynadı ve onunla mesela ikinci turdaki galibiyeti onu binler kulübüne soktu. Kim var orada? Yani ATP'de 1000 maç, açık dönemde 1000 maç kazananlar işte Jimmy Connors, Ivan Lendl ve Roger Federer'in arasına soktu. Yani Rafael Nadal için önemli bir şeydi. Rafael Nadal bu turnuvayı çok kazanmak istiyordu. Şimdi sana orada bir soru soracağım işte Mert abi. Yani bu bir indoor, yani bir kapalı hard court turnuvası. Ve Rafael Nadal burada 2007'de bir final oynamış. Hiç kazanmamış bu Masters'ı ki aslında onun 35 Masters'ı var. Rafael Nadal gibi bir isim bile, yani hani bu sporun en büyüklerinden.
böyle zeminde kazanamamasının sebebi ne? Gerçi yani Kareno Busta'yı yendi ve Zverev'i ve kaybetti. Orada biraz daha senden onu çok daha şey isteyeceğim ama ya şöyle bize hafif bir buradan bir şey verir misin, bir intro? Yani mesela nasıl oluyor da her turnuvayı çok kereler her zeminde kazanabilen bir oyuncu? Tamam, hani en şey olduğu değil yani, çimde de iyidir, asıl ana şeyi topraktır, ama nihayetinde hani geçen sene Amerika Açık gibi bir sert zeminin şampiyonu olan çok başarılı komple bir oyuncu. Neden mesela böyle, ya da bu zeminin şeyine? Alamet farikası ne? Çünkü bu zemin kötü kötü falan diyorlardı. Yok işte top çok zıplamıyor falan diyorlardı. Ya da ama bu zemin kötü açısından bakarsan. Evet. Bu zemin nasıl bir zemin Mert abi? Biz nasıl bakalım izleyici olarak? Yani ne farkı var bunun? Tabii herkes kendi kafasına göre fikir geliştirebilir, ama ben bunu iki buçuk sebepten dolayı görüyorum. Nadal'ın bu turnuvadaki başarısızlığını ve genel olarak kapalı kortlardaki başarısızlık demeyeyim de yani genel diğer kariyerin diğer taraflarına nazaran bir iki adım geride kalmış olması. Birinci sebebi sene yani ta 2005'ten beri Nadal'ın sahneye çıktığı seneden beri bakarsak Nadal'ın genel anlamda senenin ilerleyen bölümlerinde vücudunun iflas ettiği oluyor. Yani ilk defa olan bir şey değil. Ya sakatlanıyor, oynayamıyor. Daha doğrusu yani belli bilek, diz, kalça veya omuz sakatlıkları gibi doğru, çünkü bu sezonun sonundaki tabii, bir turnuva sezonun neredeyse. Sonundaki aynen, çok da eforla oynayan bir oyuncu Nadal. Evet. Ve Nadal kış, daha doğrusu kış demeyeyim de ilkbahar ve yaz sezonunda hiçbir turnuvayı oynamaktan kaçınmayan bir isim. Yani tonla turnuva doğru oynuyordu. Diyorsun. Çok çok oynuyor, kaçırmıyor çok yani. Çok oynuyor ve o yüzden genelde demeyeyim de bu 15 senenin kafamdan atıyorum. Şimdi tam sayıyı bilmiyorum ama 6-7 tanesinde ya sonbahar dönemine vücudunda bir sakatlıkla giriyordu ama yine de oynuyordu. Erken eleniyordu veya bitiremiyordu maçları. Tam performans gösteremiyordu. Ya da hiç giremiyordu. Yani sakatlanıp artık oynamıyordu. 3-4 ay oynamamak zorunda kalıyordu. Rehabilitasyon yapıyordu. Bu 2,5 sebebin bir tanesi. Yani büyük bir kısmı böyle kapalı skor sezonunu harcanarak geçiyor. Geçmesi. Nadal Anladım. Nadal hesabı. Her oyuncu için değil. Geçerli değil. Bu bir 2,5'un birinci sebebi. 2,5'un ikinci sebebi genelde kapalı kortlarda servis atanların gücü ikiye katlar. Çünkü topu havaya atarken yani servise toz. Topu Ha, havaya toz. Atarken, evet. Şu. Evet. Rüzgar faktörü yok. Dolayısıyla herhangi bir şekilde sağ sol hani son anda bir rüzgar gelir de topu oynatır falan. İyi servisçilerin neden iyi böyle çok sert servis atanların en önemli ellerinde olan malzeme nedir? Topu tam raketin ortasına oturtabilmek. Yani o rotasyon omuz ve raket rotasyonu geriden topa kontak noktasına gelene kadar topun belli bir noktası vardır. Tam orada ortasına raketin oturtabilmek en fazla hızı sağlayabilmek. Rüzgarlı günlerde yani rüzgarlı bir havada bu zorlaşıyor. Son anda raketi bir yarım santim, bir santim sağ veya sola şey yapmak zorunda kalıyorlar hareket esnasında. Şimdi bunlar bize çok garip gibi geliyor. Bir santim, yarım santim ne olacak? İşte ama ama çok fark ediyor. Bu seviyede çok fark ediyor. Tabii birincisi bu. Yani rüzgar. Bir diğer faktör de kapalı kortta oynarken Eda, bunu birçok tenisçi de zaten sana söyler. Bazıları için önemli değildir ama bazı tenisçiler için önemlidir bu. Kapalı kortta oynarken tavanı gördüğün için topun derinliğini şey yapabiliyorsun, hesap edebiliyorsun. Ya bu yani, şahane bir şey bu söylediğin. İnsanın daha şey anlıyoruz. Mesela bir smaça hazırlanırken veya bir servis atarken topu havaya attığında tepede tavan olduğu için mesela topun ne kadar yüksek bir lopun aşağı doğru geldiğini falan daha iyi hesaplıyorsun. Ha, şimdi çok daha iyi bir geometri. Yani üç yani, boyut algılaması aynen. açısından tabii aynen. Tavanını görünce şey yapabiliyor biraz daha. Elbette. Ha, harika. Elbette. Benim gibi Ya bu oynamayanlar arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Çok iyi oldu. Ya hiç daha önce denk gelmedim tabii. Mert abi. Şahane oldu. Her oyuncu için çok mühim değildir bu ama bazı oyuncular için mühimdir. Ve genelde kim smaç vurur? Fileye gelen hücumcu oyuncular daha tabii. Çok smaç vurur. Onlar daha çok lopla uğraşmak zorunda kalırlar. Ama bunlar tabii ufak faktörler. Yani sonuçta bir tavanın olması önemli. İkincisi de
Dışarıda, çünkü dışarıda açık havada oynadığın zaman çok yüksek lopları mesela tam olarak süzüşünü veya timingini tam olarak ayarlayamayabilirsin. İkincisi, yine aynı konuda aynı konuya gelelim. Voleydeki veya smaç vuran veya voley vuran bir oyuncu için rüzgar yine kötü. Tabii. Çünkü tam hızlanırken, şimdi demin dediğime geri geliyorum. Tavanla derinlik şeyini bir kenara bırakalım. Bir lob geldiği zaman, havalandırdığında top aşağı doğru geldiğinde kesinlikle bir rüzgar faktörü yok. Ondan tam yerine geçip hazırlanıp smaçı vurabiliyorsun. Veya voleyde de aynı. Bunun örneğini görmek isteyenler, 2019 Roland Garros yarı finalinde Federer'le Nadal veya Djokovic team maçları çok yüksek bir rüzgarda oynanmıştı. Evet, hatta Yani yani hücum foboran fırtına olmuştu aynen, yani. aynen. Hücum oynayanlar için bu bir dezavantaj. Çünkü tam olarak hücum vuruşunu, yani hücum vuruş, fileye geliş vuruşu, approach shot, onu filede sükse yakalamak için çok iyi bir approach shot'la gelmek lazım. Sen o topu vurmaya çalışırken, çünkü tam oturtman gereken bir vuruş o. Sen o oturtman gereken bir vuruşu vurmaya çalışırken son saniyede ay hemen vücudumun içine doğru, eyvah yukarıya doğru, vücudumdan uzak bir topa doğru son saniye modifikasyonlarını yapmaya çalışırken, o zaman iyi bir oturtma vuruşu yapamazsın. Bak, geriden top çevirirken çok rüzgarlı bir günde yine ayarlayabilirsin kendini. Top yere çarpar, kalkar, tekrar aşağı inersen vurana kadar o rüzgarla yine bir iki adım, ya çok çabuk isen, bacakların çabuk ise böyle ufak adımlarla yine pozisyona girip yine iyi bir vuruş geri çevirebilirsin. Ama hücum oynayan için, vole vuran için çok ani kararlar vermek lazım ve topu ortasıyla oturtabilmek için çok erken, çok çabuk raketi oraya koymak lazım. Rüzgarda, dışarıda bu zorlaşıyor. Nadal'ın da oyunu tabii çok atak yapmaya, voleye gelmeye, servis atmaya, ace'ler Önemli. atmaya falan yatkın bir oyun değil. Değil. Bunları yapamıyor mu? Hayır, çok iyi yapıyor. Yapıyor. Ama oyunun A planında bunlar yok. Oyunu bu yüzden A planı bu olanlar ona karşı daha çok sükse sağlıyor. Mesela en gözümüzün önündeki örnek Federer. Sanırım 5 defa mı ne oynadılar kapalı kortlarda. Federer'in dörde bir galiba. Galiba dörde bir üstünlüğü var. Beşe bir bile olabilir. Bu, Nadal'ın Federer'i devamlı yendiği senelerde bile bu vardı. Yani Federer yine kapalı kortta onunla oynadığı zaman da, neden? Çünkü işte Az oyun önce orada oyun oyun fark ediyor. var. Süper, süper Pardon. anlattın. Harika. Evet. O Buçuk buçuk. unuttum. Buçuk unuttum. Evet. Eskiden Evet. Buçuk da Paris'le alakalı sadece. Paris genelde senelerdir, yani 10, 11, 12 senedir, 1-2 sene hariç takvimin en çabuk zeminlerinden biri. Yani bayağı çabuk bir zemin. Servisler bayılır. Evet. Topu fazla zıplamadan buralarda vurmak zorunda kalmayanlar bayılır. Nadal'ın da avantajlarından biri ne? Çok spinli oynadığı için topu çok yüksek zıplattırabilen ve Zıplat, evet. evet, aynen, Onun karşıdakini zorlayan. Toprak kortta veya dışarıdaki daha yavaş kortlarda o topun o zıplaması Paris'teki zeminde ve kapalı kortta o kadar olmuyor. Ondan Nadal'ın kafasında hesapladığı, ben şu vuruşu şu spinle vurursam karşı taraftakinin omzun üzerinde kontak yapmak zorunda kalacak diye hesapladığı bazı toplar rakibe gittiğinde rakibin omzunun altında kalmış oluyor. Yani Evet, o onun evdeki hesap çarşıya uymuyor çarşıya gibi. uymuyor. Bu gibi sebeplerde, bu 2,5 sebepten dolayı işte ortaya çıkan imaj Süper bu. oldu. Süper oldu Mert abi. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar işte yani şey yapacağız asıl. Yani ben şöyle bir genel mesela turnuvada ne oldu? Hani ilk aşamalarında mesela Fransız oyuncu Corentin Moutet ilk tur maçını oynadıktan sonra Covid testi pozitif çıktı mesela. Hani bu Allah dedi herkes çünkü hani önceki turda maç yapmış nihayetinde bir sürü şeysi var ama Allah'tan başka bir oyuncu çıkmadı ve o ikinci turdan dolayısıyla hani turnuvadan çekilmiş oldu ki onun rakibi o zaman işte Marin Cilic'ti. Bu turnuvada mesela şeylere yani çeyreğe gelmeden önce kimleri söyleyebilirim? Mesela Stan Wawrinka'nın Andrei Rublev'i 3 sette geçiyor olması, Wawrinka'nın hani bu sezonda da kendini hani çok iyi sonuçlar alamadı ama en azından hani Rublev gibi bütün sezonda çok dominant olan, 5 kupa kazanan, kendini çok geliştirmiş bir oyuncu açısından hani ona bir galibiyet alması iyi olur, iyi oldu.
Onu söyleyebiliriz. Mesela Schwartzman, Medvedev'e bu şeyde yenildi çeyrek final yolunda ama Rafa'da çeyrekte yine Karenov Busta'yı ki yani daha önce 7 kere karşılaşmışlardı. 7'sinde de Rafa yendi. Onu yendiği için işte mesela Londra biletini aldı. 8. olarak şeye gidecek, sezon sonu şampiyonasına gidecek. O bir önemli şeydi. Bir de Fransızların Hugo Humbert'i aslında fena maç oynamadı. Üçüncü turda Raonic'e yenildi ama hani Çiliç'i falan yendi. O Fransızları aslında bir nevi biraz heyecanlandıran bir oyuncu olmuştu. Ve hani genel olarak işte Wawrinka, Schwartzman, Medvedev, Raonic ve işte Nadal üçüncü turları gördüler ama sonra çeyreklerden sonra yani Nadal, Karen Obusta, Nadal çıktı, Zverev Wawrinka ile oynadı ve Zverev gerçekten iyi bir maç çıkardı, Wawrinka'yı yendi ve Wawrinka'nın maç sonunda şöyle bir açıklaması vardı: gerçekten Zverev çok komple bir oyuncu, hani servis performansı açısından da gerçekten çok yüksek bir şey gösterdi, en iyi halimde bile onu yenmek için hani çok kafa yormam gerekiyor. Ve Wawrinka'nın da şöyle bir açıklaması var Mert abi, ya diyor ki hani 35 yaşında biraz kariyerimin sonlarına geldim. Ve hani ama hani en son biz last push, hani son bir çabam var en iyiye ulaşmak için diyor. Ya o biraz beni açıkçası bir tenis sever olarak üzdü. Ben hani daha 35 oynar falan diye düşünüyordum ama herhalde önümüzdeki seneyi oynayıp böyle bir duruma bakacak gibi gözüküyor. Evet, Wawrinka'nın son biri son 2-3 senedir son sakatlığından geri son geldi. Sakatlı, değil mi? O diz ameliyatlarından sonra evet. o pek bir hani şey bulamadı. Biraz seri düşüklüğü var. Wawrinka'nın oyunu şuna da yatkın değil. Yani Wawrinka voley vuran, atak yapabilen bir oyuncu ama kariyerinde ilerleyen, yani belirli yaşa gelip yaşı ilerleyen oyuncular mesela puanları daha kısa kesmeye çalışırlar, değil mi? Wawrinka'nın evet. oyunu ona da çok yatkın değil. Yani Wawrinka'nın oyunu 5 sene evvel neyse bu senede en kuvvetli tarafı o. Yani birden böyle slice oyun değiştirip tek servis voleye dönüp puanları kısaltabilecek bir oyuncu tipinde değil. Yani evet. Şimdi evet. Mesela Magnus Norman'la da ayrıldılar. Ki evet. Onunla işte kazanmıştı bu Grand Slam'lerini. Dani Valverde ile şimdi çalışmaya başladı. 2021'de inşallah o hani sorunlarını çözsün diyorum. Dediğim gibi Schwartzman Medvedev ile oynadı çeyrekte arkadaşlar. Ve Medvedev hakikaten acayip 6-3, 6-1 böyle bir şeye bağladı. FedEx'e bağladı ve onu öyle yenmişti. Ve Raonic ile oynadı. Raonic çıkmıştı Humbert'i yenip yarı finale. Şimdi aslında bugünkü finale gelmeden önce şimdi Mert abiden Nadal Zverev maçına önce bir bakalım isteyeceğim, yarı final. Diğer yarı finalin bu tarafında da Medvedev ile Raonic vardı. Ya Mert abi, tamam Zverev çok iyi oynadı falan da bu Rafael Nadal, gerçi şimdi bir 3 dakika önce neden hani oyununu tam bu şeye uymuyor ona bir giriş yapmıştın ama Rafael Nadal Alex Zverev'le yani 3 sete bile taşınmadı. 6-4, 7-5 bitti. Bu yarı final maçı ile ilgili olarak hani senin değerlendirmelerin nasıl olur? Onu alayım ben senden. Eda, şimdi söyledim, ben de onu düşünüyordum. Aslında Nadal'la Zverev maçını demin söylediklerime örnek aslında olarak evet. Çok çok net anlattın yani de. İşte hani buyur şimdi, Zverev. Evet. Söyle söyle, sen söyle. Yani tam aslında az önce anlattığın sebeplerle mesela Zverev gibi çok net iyi bir servisçi, servisinde düşmediği noktalarda hani acayip mesela return yapamadı. Yani o ilk sette hani herkes böyle bir izledi. Allah'ım hani ki Rafa iyi return yapar. Return'ler yok. O backhand slice'ları yaptıkça içimiz bir bunaldı falan. Orada şey yapamadı. Kendi de hani demiş maç sonunda, ben game plan dediğim o hani planda biraz geç kaldım. Sonra vakit yetmedi. Yani o hani bu 5 setlik maça gitse belki hani çözmüştü orada hafif nasıl oynaması gerektiğini ama işte bu üçlülerde yetmedi vakit. Evet, 5-5 yaptığında mesela ben bir evet, düşündüm. Evet, ben buradan de. Çevireceğim. Çünkü Nadal'ın kariyeri böyle maçlarla dolu. Evet. Yani kaybedeceği maçları geri çevirmekle evet. dolu. Ama dikkat edersen de aynen anlattığın gibi topları kısaldıkça kısaldı, kısaldıkça kısaldı. Zverev devamlı baseline çizgisinin evet. içinden bir sağ bir sol. Rafa öbür tarafta bir sağ bir sol koşuyor. Acayip koşturdu çapraz çapraz. Evet.
Devamlı topları kısaldı, kısaldı. Hepsi Zverev bitirdi. İşte burada tekrar neye geri dönüyoruz? Zverev zaten uzun boylu bir oyuncu. Kalça ve omuz seviyesinde topa vurmaya bayılan bir oyuncu. Hem backhand hem forehand tarafında. Hatta omuz seviyesinde vurmayı çok seven bir oyuncu. Zverev uzun boylu. Omuz seviyesinde de vurmayı seviyor. O yüzden Nadal'ın genelde çok zıplayan spinleri onun tam istediği noktalara geliyordu. Zverev de hem backhandini hem forehandini çakıyordu topları. Çaktıkça da aslında bana sorarsan Zverev daha da çabuk bitirebilirdi birçok puanı. Mesela şu birçoğu puanla Nadal tamamen streç olmuş köşelerde, derinlerde topu çevirmeye çalışırken Zverev hala geride bekliyordu mesela bir sonraki vuruşu. Bazı raliler var. Zverev 20-22 vuruş sonra kazanıyor mesela puanı. Çok da güzel bir vuruşla kazanıyor. Ama ne puan oynandı diyoruz. Aslında o puanı ne bileyim 14. vuruşta Zverev fileye gelerek havada topu havada yakalayarak bitirebilirdi. Yapmadı ama neyse mühim değil. Yani Zverev inanılmaz bir maç oynadı. Birinci bu. İkinci de Zverev'in ilk servisi felaket çalıştı. Bütün Acayip, hafta. Bütün evet, hafta bu çalıştı. hafta. Çok yüksekler. Devamlı %70, %75'in üzerinde ilk servisler attı. İşte deminki şeye geri dönüyoruz. Nadal'ın top çevirme yani çok iyi servis atana karşı bu kayan hızlı sahada rötürü çevirmesi zor. Kortun çok gerisinden bazen return vurmayı da seven bir oyuncu Nadal. Bu gibi topun zıplamadığı zeminlerde topun daha çok kayma potansiyeli vardır. Ne olur o zaman slice servis atılırsa yani servislerde mesela slice bir de kick servis vardır bir de slice servis vardır. Topa biraz slice verdiğinde o top dönmeye devam eder. Havaya da zıplamaz, dönmeye devam eder. Ondan dışarı doğru servis aratabilme ihtimalini de yükselir. Zverev bunu da kullandı. Birinci servislerde de kullandı, ikinci servislerde de. O yüzden ortaya 6-4-7-5 gibi bir skor çıktı. Yalnız burada Zverev'e de hakkını vermek lazım. 5-5 olduğunda ben zannettim ki Zverev biraz düşecek veya Evet. kort Ya düşecek. rafı alır dedim ben. Beş beşi Titreyecek, evet. gördükten sonra hani hiç. Titremedi. Evet. Zverev titremedi. Yani Evet, o titremedi. iki oyunda da oraya nasıl geldiyse o oyun planını bozmadan devam etti. Mesela bugünkü finalde Zverev'in oyunu düştü. Evet. Medvedev şey yapma eşitliği sağladıktan sonra Nadal'a karşı o olmadı. Olmadı. Nadal da zaten dedi oyun planım biraz geç kaldım diye. Evet, buradan Zverev çıkmıştı finale. Bu Finale arada geleceğiz. pardon. Heh, buyurun Erdem. Sevdacığım onu da söyleyeyim. Yani Nadal'ın oyun planında şu da var. Mesela daha çok paralel vurabilirdi Nadal. Defans yaptığı vuruşlarda. Hep kuvaze yani çapraz vuruşlar. Çapraz vurdu. Cross-court denemeye çalıştı. O yüzden onlar çapraz vuruşlar ne oluyor? Kısa düşerse o zaman rakip oyuncu kortun içine girerek daha çapraz tam çapraza gitmeden erken alıp o açıyı kısa kesip vurabiliyor bir sonraki vuruşu. Ondan Evet. bazen paralele şöyle bir çakman lazım ki Nadal paralele koşarken çakmayı seven bir oyuncu özellikle forehand. Evet. Ama ilk setin erken kısımlarında öyle bir vuruşu kaçırdı. Daha doğrusu ben maçı seyrederken o puanı kaçırmıştım. Herhalde bilmiyorum Evet. kahve almaya mı gittim nedir? O puan birisi bana söyledi Twitter'da. Şimdi unuttum kim Ben de olduğunu. hatırladım ya. Evet. Matt miydi acaba raket? Matt değil mi? Matt Willis. Çünkü Tamam dedi o ki o bir söyledi bana. kaçırdı sonra çok şey Evet. yapmadı dedi. Ben de okudum onu. Sonra geri döndüm baktım evet bir tane kaçırmış hakikaten. Belki hani o vuruşa olan güvenini sarstığı için bir daha denememiş olabilir ama ben bunu da yanlış buluyorum. Yani bir vuruşu kaçırdıktan sonra illaki iki set boyunca da Hiç işlemeyen bir planı denememezlik. evet tekrarlamanın da Değil mi? manası yok. Evet. Evet, yani orada bir saplantı yaptı gibi oldu. Hatta o Evet. baseline normalde hani ta çok gerilere gider gider karşılar. Geldi içerlere Evet. içerlere puanları kaybetti ve ama şöyle dedi hani bu Londra'nın da zemini buraya benzer. Nihayetinde o da bir indoor hard court. Dolayısıyla hani ben burada iyi 4 maç oynadım. Hani Doğru. Londra'daki şansım için daha eksikliklerimi de kapatıp backhand tarafını da daha düzelteceğim dedi. Çalışacağım onun üzerinde dedi. Doğru. Yani Zverev'in de Aynen. burada hakkını vermek lazım. Tabii. Feci bir tenis oynadı. Yani ben zannettim ki mesela Nadal bütün o topları çevirirken artık dördüncü, beşinci, altıncı da daha çok risk alarak oynuyordu Zverev. Hata yapar zannediyordum ama yapmadı. Yani kesinlikle Yapmadı. hata yapmadı. Ki Evet. Zverev'in hani çok magazinine girmeden şöyle bir hemen arkadaşlar şey yapayım. Mert abiyle ikimiz de zaten çok şey yapmıyoruz o konuda. Ne derler? Magazin tarafına çok girmeden şöyle bir olay oldu. Bu eski bir kız arkadaşına
hem duygusal hem fiziksel şiddet uyguladığına ilişkin o eski kız arkadaşının açıklamaları var. Böyle çok ciddi The Racket magazine ve birkaç yere. Dolayısıyla o sadece Zverev buna karşılık Instagram'dan hani bunlar doğru değil şeklinde bir açıklama yaptı ama tabii doğal olarak hem bu suçlamalar diyeyim onun en azından kamu nezdinde yani insanların gözünde hani herkes nihayetinde okuyunca şeyi bir fikir sahibi oldu. Hatta bazı taraftarlar işte ATP buna bir şey yapar mı yapamaz mı yapmalı mı bir yaptırım vermeli mi bir ceza uygulamalı mı gibi Twitter'da da böyle bir sürü bir yazılar vesaireler döndü. Hatta Tenis TV mi yanlış olmasın bu şeyi verenler ilk defa bugün Zverev'in bu tüm hafta boyunca kazanmış olmasına rağmen ilk defa bugün böyle bir coverajını vermişler anladığım kadarıyla. Hani böyle bir açıkçası şeyle boğuşurken aynı zamanda yani böyle bir şey ortaya çıktığı için nihayetinde bu rezalet, skandal, korkunç bir şey. Hani aslında bu kadar biraz güçlü, konsantrasyonunu da kaybetmemesi, hani bu kadar dik durması, normalde ki hani o çift hatalar çok yapılır, hani oyunu böyle bırakır. Hani burada bunları hiç yapmadan bu finale gelmesi de hani ayrı bir şey. Ve bu sürpriz. Sürpriz yani hem Sürpriz, böyle evet. bir olaya karışması tabii korkunç. Hani insan ne diyeceğini bilemiyor. Herkes kendi Ya, okuyup kendi karar verebilir yani tabii. hislerine. Tabii canım. Ama oynadığı teniste bu hafta gerçekten hani vay be Zverev. Hani Amerika Açık'taki o final bir mantıksal bir zihinsel shift yaratmış. Yani bir anladığım kadarıyla bir oyununda da bir olgunluk mu ya da bir böyle kendine güven mi öyle bir şeyi sağlamış gibi hissetti. Sen ne dersin? Ya şöyle bir ben bu tamamen spekülasyon olarak söylüyorum bunu. Hani Djokovic 2014-2015 Amerika Açık ve Wimbledon finallerinde Federer'e karşı en iyi tenisini oynuyordu genelde. Hele 4 sette Wimbledon'da 2015 finalinde 4 sette yendiği maçta inanılmaz bir tenis oynamıştı Djokovic. O maçlar nasıl hatırlanılır? Bütün seyircinin çok yüksek Federer'e desteği olmasına rağmen kazandı diye hatırlanır. Ve bu konunun devamı olarak da ne yorumu yapılır genellikle? Djokovic bütün dünyayı kendisine karşı olarak hissettiği zaman daha iyi motive oluyor ve daha iyi oynuyor diye bir yorum vardır mesela. Şimdi acaba spekülasyon yapıyorum. Zverev de "Aa benim üstüme geliniyor falan" diye daha bir konsantre olup mu böyle bir performans ortaya çıkardı? Çünkü sürpriz, benim için sürpriz, çok yüksek bir performans ortaya çıkardı. Evet. Yalnız böyle düşündüğü var. Böyle düşündüğü doğru Zverev'in. Yani bundan çıkardığı motivasyondan dolayı iyi oynadı mı bilmiyorum. Ama böyle düşündüğü doğru, çünkü maç sonrası, bugünkü maç sonrası röportajında, yani 10 üzerindeki, biliyorum benim gülümsememi görmek istemeyen, beni yıkmak isteyen çok insan var. Ama onlara da buradan selamım var. Ben çok mutluyum, işte çok güzel tenis oynuyorum falan gibi. Onlara da bir böyle Ha, bir bir şey gönderme yaptı yani yap, bir maç gönderme sonunda. yap. Yani o şey mantalitesine girmiş durumda. Hatta Fransız tercüme eden, yani korttaki Fransızca tercüme eden kişi bu kısımlarını tercüme etmedi. Ha tabii Yani sen Zverev'in zaten... konuda ama Zverev İngilizce söylerken bunları söyledi. Tabii. Yani sonuçta o bu mantaliteye girmiş durumda Zverev şu anda. Yani Dünya bana karşı birleşti. dünya bana Beni mantalite yıkmaya çalışıyorlar ama ben yani, yıkılmayacağım diyor yani. öyle mantalite, ama sürpriz dediğin gibi, çünkü bir de sırf bu, bak yani çok ilginç bir durum var ortada. İki tane çok apayrı şey çıktı aynı anda ortaya. Evet, aynı anda çıktılar. Yani böyle bir gün falan, bir iki gün arası. Önce bir Aynı gün hamile. olabilir, emin değilim. Önce evet dediğin gibi sen anlat Ya, hatta onları. ya yok işte ayrıldığı daha yeni 8 2-3 ay önce ayrıldığı kız arkadaşı ben hamileyim dedi. Aa dedik ya çocuk tam iş şeyinde yani işinde kariyerinde o oyununu Hamileyim demekle de yükseltti. kalmadı. Hamileyim demekle de kalmadı. Kalmadı hani ben onu Ben çocuğu ben ben büyüteceğim. şahsen Ha evet paylaşmalarına evet ben yardım büyüteceğim edebilirim. hiç. Gelir ziyaret edebilir isterse, ama çocuğu ben büyüteceğim dedi. Aynen yani hiç öyle şeyim değil dedi yani beraber öyle bir büyütmek gibi bir derdim yok dedi. Aa dedim ben tüh dedim ya çocuk hakikaten oyununu yükseltiyor şu başına gelene bak yani bunu kolay kolay toparlayamaz derken bu
daha evvel ayrıldığı kız arkadaşının gerçekten yani okudun mu bilmiyorum, bir korku Okudum, filmi okudum. hikayesi gibi. Ya kızın Ya. boğazını sıkmalar, yok yumruklama falan, en son şeyde Lever Cup esnasında Evet. son damla olmuş. Yani insan okuyunca bu şeyde gördüğü çocukla Evet. birleştiremiyor. Yani Olya'nın, ayrıca inanılmaz hayal Olya'nın, kırıklığına uğradım yani. ayrıca Olya'nın hikayesinde de zaten birçok insan var. Yani sırf bu Tabii. sıkmalı, onun tek dediği değil. Büyük bir Tabii. ihtimalle ben şahsen, hani kamuoyu izlenimi, ben Aha. şahsen büyük bir ihtimalle doğrudur. Bütün de Ya söyledikleri ben de doğrudur. okuyunca inandım yani. Çünkü Tabii, çok tabii. insanla şeysi var. Yani teması var. Onu tekrar barıştırmak istemişler. Evet. Olaylar var. Yani büyük bir gerçekten rezillik, ne diyeyim? Yani herkes Tabii. kendi okuyacak ve çünkü Tabii. şeye gitmemiş. Davalık bir Aynen. durum yok. Kanka, Yani aynen, bu kamuoyu yargılaması, kamuoyu isteyen şey yapar. yargılaması. Ama Aynen. legal yönden ATP'nin bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Çünkü sonuçta oyuncular independent contractor. Yani Evet, bağımsız bağımsızlar. kontrat yapan Onların oyuncu. Evet, aynen bir işçisi ATP'nin, değil yani. bu Justin Gimelstab olayı gibi değil bu. Hı. Justin Gimelstab ATP'nin organlarından birinde fonksiyonu olan biriydi. Hı. Ondan uzaklaştılar. Daha doğrusu Gimelstab kendisi istifa etti, ama orada ne Zorladılar, oldu? istifa etti aslında. Orada ne Yani o oldu belli. şeylere dayanamadı. Orada şimdi ATP'nin kalkıp biz Zverev'e turnuva oynatmayız diye bir seçim hakkı olduğunu sanmıyorum Yok, kesinlikle. zaten yapamaz işte, dedi şey Nikolas Basilaşvili. Karısına Evet. şiddet uygulamış. Kadının bayağı karakolda raporu var Doğru. ve Doğru. uzaklaştırma raporu almış. Yani eğer Evet. öyle bir şey de yapabiliyor olsa, ya da bilmiyorum hani öyle bir şey uygulayabiliyorlar mı? Orada uygular. Çünkü orada en azından hani o press charges dediği bir dava ya da bir şey sürecini başlatmış. Bu Evet. olay tamamıyla gerçekten hani insanlar okuyacak ve ben mesela bir hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten Tabii. üzüldüm yani böyle bir şeyin Tabii. olmasına. Ve Yani ne şuna da diyeyim gelelim. yani hani. Tabii Ve canım, ya diyecek bir şey yok. dedim ki Denecek bir Danil şey yok. Medvedev'le Ya ben... oynarken de dedim Medvedev hadi kazan dedim. Evet. Beni de duymuş olacak ki hani maçı kazandı, ancak hani bir tenis izleyicisi olarak şeyim bu. Zaten oradan Medvedev maçına geçelim. Yani ben de genelde kortta oynanan tenise konsantre olmayı Evet. tavsiye ediyorum. Oradan... Medvedev Medvedev'i anlatırken Medvedev'in Raonic'le olan maçına şöyle azıcık bir baksak diyorum Mert abi. Çünkü Çok çok mesela az, çok az Raonic de bakalım. çok az bakalım. Çünkü Raonic de hani aslında hani bütün turnuva boyunca sen müthiş servis at. Gel burada Medvedev'e %45'lere falan düş. Aynen. Yani Ya, değil mi? maçı O özetledin. Sen burada maçı gayet güzel özetledin. Maçı buraya getirebiliriz. Medvedev'in kazanmasının en büyük sebebi Raonic'in servis performansının düşmesi. Zaten Medvedev iyi return yapan bir oyuncu. Yani böyle hı. hızlı gelen servisleri iyi nötralize eden, çünkü bloke eden bir oyuncu. Yani çok spin vurmayan bir oyuncu. Medvedev böyle büyük, ne bileyim, raketi çok aşağıdan alıp yukarıya doğru savuran bir oyuncu değil. Ondan bloke edebiliyor oyuncular. Şey, bu arada Medvedev'in topa hazırlanışı, rotasyonu büyük. Ona küçük demiyorum, ama düz vuran bir oyuncu olduğu için topa, hızlı bir servis geldiğinde raketi topla aynı hizaya çabuk getirebilen bir oyuncu. O yüzden daha hızlı servislere karşı daha etkili. Ama yani burada Medvedev istediği kadar çok iyi bir returncı olsun, Raonic iyi bir servis gününde olsaydı kolay kolay servisini kaybetmezdi. Evet. Bugün o gün iyi bir servis Hiç gününde değildir gününde Raonic. değildi. Ve Raonic aslında bu koronavirüsten sonraki sezonunu iyi özetleyen bir maç oldu. Biraz hafif, beklenilenin altında Raonic performans gösterdi bana sorarsan. Yani Amerika Açık, Cincinnati'de finale çıktıktan sonra Amerika Açık, arkadan yani genelde Cincinnati'de finale çıktı, çok iyi bir Evet. performans gösterdi. Hatta kilo almış falan diye Evet, söyleyenler hatta vardı. evet Onların sonra hatta lafı ağızlarına tıkmış aynen doğrusu. öyle. Hani Ama yedim, ondan yedim ve kazanıyorum. Hani bak evet. finale geldim. Ben de öyle dedim. Yazık sana şey yaptılar. Aynen. Bullying yaptılar kilo aldın diye. Aynen. O turnuvadan beri de halbuki bu zeminlerde çok daha avantajlı, yani Raonic Evet. için daha iyi sonuçlar alması gerekirken, bana sorarsan hayal kırıklığı. Ama neyse, sonuçta Medvedev Zverev finaline Evet, geldik geldik. maçlarla. Zverev demin dediğimiz performansı aynen devam ettirdi ilk sette. Müthiş. Yalnız müthiş, süper süper bir tenis. Servis özellikle inanılmaz. Yani bu kadar maç arka arkaya çok iyi servis atmak inanılmaz. Bu arada Medvedev de çok iyi servis attı ilk set. Evet. Ya Yani bu 5-5, o 6-5'te gitti zaten. Yani hani aynen. ikisi de serviste böyle, hani Heh. o atıyor, o atıyor. Yani hiç öyle şey de yok. Neden Servislerine tutundular.
Aynen. Neden oyunda gitti? O oyunda da işte Medvede bir anda dediğin gibi servislerini tutururken bir anda Medvede'nin servisi işlemedi o game. 6 puanın 4'ünde ikinci servise kaldı. İlk 2 puanda da ikinci servise kaldı. 0-30 geri düştü. Yanılmıyorsam Evet. ikisinde de ikinci servis attı. Halbuki o ana kadar feci ilk servis yüzdesiyle oynuyordu. Bir anda biz tiebreak beklerken şok bir şekilde ilk set Evet. bitti. Zverev'in 7-5 önündeydi. Evet. bitti. Yani Evet. Zverev lehine. Sonra şu ikinci sette Mert abi, üçüncü oyunda hani 1-1'di de Medvedev Zverev'in servisini bir 15 dakika bir sıkıştırdı, sıkıştırdı, sıkıştırdı. Dört tane break point'ı kırma şeyini harcadı. Orada hani ben kırıyor sandım. Dedim ki hani burada kırarsa Medvedev şey yapacak ama Zverev orada yani hayatının en mental şeysi. 15 dakika servis kırdırtmadı. Evet. Ben şey diye düşünmüştüm. Hani burada servis kıramadı ya o bu Evet. Medvedev. Daha buradan herhalde Zverev hani şey yapmaz. Evet. Servisini kırdırmaz. Bu maçı alır, şampiyon olur dedim. 4-4'te sanırım orada 4-4'te gitti bir yerde. 0-30 Evet, muydu 30 4-4 çok muydu? uzun bir oyun oldu zaten. Çok Çok uzun bir uzun bir oyun oyun oldu değil mi? oldu. Asıl o kilit orada gitti. Evet, hem ama senin dediğin gibi oyun da önemli. 4-4 Evet. oyununda o 4-4 oyununda zaten seviye bayağı yükselmişti. Ondan herkes bir oyununu unutmuş olabilir. Sen onu çok iyi hatırlattın. Yani orada bayağı bir Ya ben fırsat orada kaçırdı. bekledim. Yani şey 15 Evet. dakika kırdırmayınca dedim yani Zverev kitlenmiş şampiyonluğa dedim ama Kaldı ki orada Medvedev iyi servis de atmıyordu. Yani o 5-6 oyunundan sonra Medvedev'in servisi düşmüştü. Bir ara ikinci sette %50'nin altındaydı bir noktaya kadar şey Medvedev'in ilk ilk servisi. servisleri. Sonradan yükseldi. Evet, dediğin gibi orada Zverev işi kopartamayınca, Medvedev de geri rally puanlarının çoğunluğunu kazanmaya başlayınca maç eşitlendi. O dakikadan sonra da Medvedev'in vücut diline bakarsan ikinci setin 2-2, 3-3'ten itibaren maçın sonuna kadar Medvedev'in vücut diline bakarsan tünele girmiş. Konsantrasyonu Evet, çok o yüksek. acayip oluyor onun Evet, bir. hiç kesinlikle 5 yıldızlık bir tenis oynadı Medvedev. Çok da Pardon. Tuhaf bir oyuncu. Medvedev hakkında da bir ufak bir yorum yapalım. Yani tuhaf da bir oyuncu. Şu şekilde tuhaf bir oyuncu. Yani bazı şeylere aykırı genelde de teniste beklenenlerden. O boyda bir insanın öyle hareket edememesi Değil mi? lazım. 1.98 arkadaşlar. Çok Yani çabuk. öyle şey değil, çok çabuk. Çok Yani çabuk ve çok alçak çabuk. topları da fena vurmuyor. Yani o boya rağmen alçak topları da fena vurmuyor. Mesela Paris'in çok zıplamayan zemini ona ters gelmesi gerekir diye düşünürken gelmiyor. Kolları da geri rotasyonda. Demin bahsediyordum. Dikkat edersen forehandinde kolunu açarken bayağı büyük açıyor. Öyle büyük açanlar hızlı kortlarda zorlanmaları lazım. Çünkü topu hazırlanmaları çabuk gelen toplarda o rotasyonu yeterince çabuk yapamazlar. Zorlanmıyor. İşte o düz vuruşuna geri dönüyoruz orada. Forehandi gerçi biraz daha spinli backhand'e nazaran. Forehandi biraz top spin var ama ona rağmen o büyük rotasyona rağmen timing'i çok iyi. Yani bazı aykırı şeyleri var Medvedev'in böyle garip garip. Yani beklemeyeceğin, ilk görünüşüne baktığında beklemeyeceğin şeyleri çok iyi yapıyor. Mesela o tip oyuncular uzun boylu, ne bileyim genelde fazla iyi hareket edemeyen oyuncular. Yavaş kalıyorlar boydan dolayı Evet, yani. Medvedev'de o O mevzu bahis yok. değil. Bir de Evet. his vuruşların da mesela his vuruşu derken ne demek istiyorum? Drop shot veya kısa çapraz. Böyle illaki topa abanmak değil de mesela bir anda son anda bilek hareketiyle topun yönünü değiştirebilmek, drop shot vurabilmek, karşıya göstermeden drop shot vurabilmek. Bu gibi incelme deriz biz buna teniste. İnceliyor deriz. Yani Evet. his vuruşlarını o kadar iyi yapamaz bu tip oyuncular genelde. Medvedev onları da yapıyor. Onları da yapıyor. Drop shot vuruyor, slice de vurabiliyor. Hatta volesi bile var Medvedev'in. Zaten son yorumumda o. Bence Medvedev'in bu seneki sonuçları hafif hayal kırıklığı. Ben daha iyisini bekliyordum. Yani yenildiği maçlara bakarsan Medvedev'in en güzel örneği de bunun Amerika Açık'ta Team'e yenildiği maç. Medvedev'in cephanesindeki bütün mermileri ve silahları kullanmamasından ileri gelen mağlubiyetler bunlar. Yoksa Yani çok donanımlı aslında tabii komple bir oyuncu. Çok da zeki zaten. Aynen eski Amerikan kovboy filmlerini düşün mesela. Bir kovboyun iki tane tabancası var değil mi? Şeyinde sadece bir Bir tanesini tanesini kullanıyor kullanıyor. gibi. Evet. Bir metafor kullanayım yani. Anlatabildim Aynen mi? süper. Çünkü yani ikinci set 6-4 arkadaşlar. İşte üçüncü set acayip bir şey. 6-1. Evet. Yani
direkt paralize oldu Alex Zverev. Ve Evet, acayip de bir savunması var Danil Medvedev'in. Değil mi? tabii, Yani tabii. çok iyi savunma Tabii. oynayabiliyor. Yani Yani 6-1'e bakıp biz Zverev tamamen oyundan düştü ve maçı bıraktı diye bir yorum yaparsak çok yanılmış oluruz. yok. Çünkü diğer filenin diğer Çabaladı. tarafında, evet, Evet. filenin diğer tarafında inanılmaz vuruşlar yapan, 5 yıldızlık vuruşlar Evet. yapan ve bütün uzayan puanları kazanan bir Medvedev vardı yani, evet. Yani dördüncü oyunda şeyde girdi, beşinci oyunda girdi tabloya. 4-1 oldu. İlk şeyi Aynen. beşinci oyunda aldı. O kadar çabaladı yani arkadaşlar, hakikaten hani oyundan düştü bıraktı da hani öyle bir şey yok. Ama acayip bir Medvedev vardı karşısında ve 2020'de o senin dediğin aslında hani hepimiz daha iyisini bekliyorduk ondan ama o bir türlü o ritmi bulamamıştı ve ilk kupasını ve 3. Masters şampiyonluğunu da Evet. Paris'te aldı ve hep şöyle bir açıklaması var. Bundan bir önceki maçta da diyor ki hani ben sıkı çalışmaya ve hani o formu bulmak için sürece inanıyorum. Yani Roland Garros'tan önce de sıkı çalışıyordum. Sonrasında da sıkı çalışıyorum. Yani sonucu hemen almıyoruz, görmüyoruz ama eğer sıkı çalışmaya devam edersen bir yerde o oyunu Aynen. bulacaksın. Onu biliyordum. Sonunda hani buldum formumu. Çok da memnunum oyunumdan demişti bir şey gün önce. Bugün de gene benzer bir şeyler söyledi. Karıma mızmızlanıyordum falan dedi. Hani diye hep bu şeyleri alıyorum. İşte birinci turlarda, ilk turlarda, ikinci turlarda eleniyorum falan diyordu. Ama bunu kazandı ve aslında iyi bir şey. Yani bir Çok iyi. mental olarak kendini topladı ki aslında şimdi buradan nereye gidecekler arkadaşlar, ayın 15'i buradan hemen Nito ATP Finals yani Londra'da sezon sonu şampiyonasına gidiliyor. Danil de dördüncü şeyde 4 numara olarak gidiyor. Dolayısıyla hem bir moral motivasyon hem bir kendine güven hem işte 2021 sezonu da zaten sert zemin olduğu için ona bir yeni bir canlanma. O yüzden hani gayet iyi oldu. Tabii. Zaten şimdi aslında Londra için büyük beklentilere girmeye kalkışırsak aslında haklıyız. Çünkü dediğin gibi Medvedev formda giriyor Londra'ya. Medvedev'in bu arada iyi de bir antrenörü var. Gilles Servara, Fransız bir antrenör. Evet. Mental antrenör yönlüğü çok yüksek olan bir insan. Neyse, Medvedev formda giriyor. Zverev formda giriyor. Evet. Team ve Djokovic'in bu turnuvayı oynamamış olmaları avantaj. Evet. Yani 2 hafta aralıkla girecekler Londra'ya. Ayrıca Rublev bu turnuvada erken Süper. elenmesi tamam sonuç Okey, olarak elendi iyi ama değil o ama Londra için bir avantaj. Yani avantaj. o da zaten çok yüksek formda giriyor. Bu senenin açık arayla Açık ara. en Tur fazla lideri. tabii tur Tur lideri ve lideri. oyun ilerletme konusunda da en fazla açık arayla önde Evet, giden seninle oyuncu. videolarımızda hep diyorduk. Sen Tabii. anlatıyordun hep zaten. Hani Aynen. Rublev, çalışkanlık, azim, disiplin ve kendini geliştirmenin canlı bir örneği. Hani geçen Evet. seneyi al bir de böyle dizle çocuğu ve hani Allah Evet. Allah nasılmış diye. Gelişme Aynen, nasıl aynen. olur? Canlı bir örnek çocuk Canlı Rublev. bir örneği. Bu sene ciddi bir örneği. Evet. Bunun dışında kimler işte Djokovic'le Nadal Djokovic. oynayacaklar. Hiç kimsenin bir sakatlığı yok. Benim bildiğim kadarıyla kimse sakatlığı yok. Yani ya Şey, da ciddi bir sakatlığı yok ciddi bir diyeyim. sakatlık yok. Bir Team'in o ayak parmağındaki işte o sıkıntı bir şeydi ama o bir ciddi değil. Bir de Tsitsipas. Heh, burada şu şeyde bahsedecektim. O ilk turlarda gitti. Umber'e yenilmişti. O şey dedi. Roland Garros'taki bacak sakatlığım burada nüksetti demişti. Ama onun çok ciddi bir şey midir bilmiyorum ama tabii mesela Tsitsipas da var. Çünkü hani iyileşmiş bir Tsitsipas. Yine o da Evet. çok akıllı, komple bir oyuncu. Evet. Yani acayip bir İyile kadro. iyileşmemişse ben şaşırırım açıkçası. Bu 2 haftalık dönemde ya da 1,5 haftalık dönemde iyileşmiş ve en azından ilk maça %100 çıkacak her oyuncu diye ben bekliyorum ama tabii bakalım yanılıyor olabilirim ama yani birçok sebepten dolayı bu Londra'nın koronavirüs zamanında yani yaz aylarında beklemeyeceğimiz bir şekilde yüksek bir beklentiye girmiş durumdayız. Yani bana sorsan şimdi Londra bir kere oynanacağını ben tahmin etmezdim. Oynandığı gibi bir de formda olan veya çok yüksek tenis kalitesi Evet. görme potansiyelimizin olduğu bir turnuva olacak yani. Evet Evet. ve işte 8. de Schwartzman, o da son kendi kariyeri açısından bir sürü ilkleri yaşadığı
Hani Amerika açıkta erken elenip üzülüp ama sonrasında o form grafiğini işte Masters finali yaptı, Roland Garros'taki şeysi, geçen haftalardaki başarısı falan, o da gayet formda. Yani bu kadar hani tenissizliğin yaşandığı bir Evet. şeyde dediğin gibi son 8. Arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bu sezon sonu şampiyonlarında grup usulü oynanıyor. Yani burada iki grup olacak. İki grup ve şey kurallar 12 Kasım'da. Önce gruplar kendi içlerinde bir oynuyorlar. Oradan çıkanlar birbirleriyle oynuyor. Yani inşallah Türkiye'de de bir yayıncı Mert abi diliyorum ki şu Çok tuhaf sezon olur. Yani finalini bir kimsenin versin. yayınlaması çok garip olur yani. Yani Bu şu Masters evet. bile yoktu. Düşün yani hani O da tuhaf. bu da yani Türkiye'deki şimdi tenis yayıncılığına ayrı bir program yapmak isterim ama yani 3. lig futbol maçına kanal var. Ya bir Masters'a, bir sezon sonu finaline biz nasıl kanal olmuyor? Yani aklım Çok tuhaf. almıyor. O yüzden onu da şöyle bir hani hatırlatmış olalım arkadaşlar. Yani Londra 15-22 Kasım olacak ve Mert abi şeye geçebiliriz. Mukova'ya geçebiliriz, şöyle geçebiliriz Tabii eğer ki. müsaitsen. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bundan bir önceki soru cevap videomuzda sizlerden gelen önerilere de yer vereceğimizi söylemiştik. Ve hatta bir Muzaffer Bey şöyle bir öneri yapmıştı. Çok böyle spot ışığı altında olmayan ama gerçekten hani ilerleme kaydeden ya da hani patladı patlayacak olan oyunculardan hani video sonlarında bir hani kısa bölümler halinde bahseder misiniz demişti. Biz de çok beğenmiştik bu fikri ve ilk ondan istemiştik hani hangi oyuncu olsun diye. O da Karolina Mukova'yı seçmişti ve şimdi Karolina Mukova ile ilgili Mert abiden böyle birkaç dakikalık bir değerlendirme dinleyeceğiz ve ondan sonra da videomuzu kapatacağız. Tabii yani Caroline Muhova aslında birçok tenis severin ismini duymadığı biri olabilir. Çünkü bunu önceden de bahsediyorduk Eda. Her tenis sever bizim gibi değil. Her hafta Evet. izlemiyorlar illaki. Evet. Sadece büyük turnuvalarda izliyorlar. O büyük turnuvalarda da sadece birinde parlayan bir oyuncuyu unutabiliyorlar. Onun için mesela Caroline Muhova çok yüksek sayıda tenis severin tanıdığı bir oyuncu olmayabilir. Normalde de bu çünkü son 2 sene çok yüksek bir başarı sağlamış bir oyuncu. Yani bir de son 2 sene ortaya çıkmış bir oyuncu. Bilmiyorum, emin değilim ama galiba ilk 20'ye girdi. Şu anda 20'nin Doğru. ilk 20'nin dışında 21 numara falan galiba şu anda. Ama ilk 20'ye girdi. Neyse sonuçta yani sonuçlarını aldığı sonuçlara dönüp bakabilir isteyen. Ama oyuncu olarak birçok kalitesi olan bir oyuncu ve benim için sürpriz değil. Ben şahsen kendisini 3,5-4 senedir izliyordum. Yani ilk 200'e girdi 2018'de galiba. 2,5-3 sene evvel. O zamanlardan bir sene evvel bile bir iki maçını izlemiştim elemelerde. Ondan benim şahsen oyununu takdir ettiğim bir oyuncuydu. Ama yani şimdi o zaman bile düşünmezdim ben 2 sene sonra ilk 20'ye girecek bir oyuncu. Söz sahibi olacak falan diye beklemezdim. Ama belli bir süre sonra bu ilk 20'ye girebilecek, hatta ilk 10'a girebilecek bir potansiyele sahip olduğunu sezmiştim. Bunu da neden? İşte gençken veya daha yeni ortaya çıkmaya başlamışken bazı oyunculara bakarsın, çeşitli kaliteler ararsın bu oyuncularda. Mesela ne bileyim, bu tabii tenis eksperine göre veya antrenörüne göre değişir veya oyuncunun gözüne göre değişebilir. Ama benim baktığım ilk kaliteler genelde atletik bir oyuncu mu? Yani toplara çabuk bir oyuncu mu? Veya çok da çabuk olmasa bile çabuklaşmaya fitness antrenmanıyla çabuklaşmaya yatkın bir oyuncu mu? Yani atletik bir oyuncu mu? Ona bakarım. Her oyununda fondamental bazı sağlam mı değil mi? Onu bir görmek O isterim. ne Yani demek? ne demek Yani o? bir oyuncu Mesela olarak bir oyuncu baseline'dan çok iyi oynayabiliyor olabilir. Süper forehand ve backhand'leri olabilir. Ama fileye hiç gelmiyordur. Ve file fundamentali çok çok kötüdür. Yani voley tekniği kötüdür daha doğrusu. Yani bir geri oyunundan bırak bir gömlek, iki gömlek daha kötü olmayı, 5 gömlek falan daha kötüdür. O gibi Anladım. oyuncular belli bir seviyeye kadar başarı sağlarlar. Ama belli bir seviyeden sonra daha varyeteli oyunculara karşı zorlanırlar. Çünkü o oyuncu bunu sezince drop shot vurur, fileye getirir veya kort dışına çıkarır. Çeşitli taktikleri vardır bunun yapabileceği. Yani bu zayıf noktalarını işlemek için bir rakibin yapabileceği çeşitli taktikler var. Bu taktikleri uygulama yeteneğine sahip olan oyuncular da sıralamada sen yükseldikçe daha fazla var bu oyunculardan. Anladın mı? Tabii. Mesela sıralamanın belli bir yerinden sonra aşağısındaki oyuncular
illaki karşıdakinin zayıf noktalarını sezse bile o noktalarını işleyebilecek belki oyuna sahip değillerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani o variyeteleri yoktur. Ama yüksek sıralamadaki ilk 20'de ilk 30'daki oyuncular karşı tarafın bir zayıf noktasını hissetti mi ona göre oyunlarını ayarlarlar ve onu işlemeye başlarlar. O yüzden oyunun her tarafını iyileştirmek lazım. Yani fundamental baz noktada teknik konusunda her vuruşta en azından iyi bir tekniğe sahip olmak lazım diye Anladım. düşünüyorum ben. Anladım. Muhova'da bunların hepsi var Eda. Muhova yani oyun olarak zaten seyri de zevkli bir oyuncu. Evet. Bu yıl çok izleme Tabii fırsatı oldu tabii onu. geri forehandleri sağlam. Backhand'i çok enteresan çünkü çift el backhand vuran bir oyuncu. Çift el backhand vuranlar, çift el backhand vuranlar. Bak ben hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi tuhaf kaçabilir ama Yo hiç raketi bile kaçmaz. getirdim yanımda. Süpersin. Şimdi bak Heh, görelim. raketi vurduğun zaman bazı çift elciler genelde mesela bileklerini yani dirseklerini şeye yakın tutarlar. Vücutlarına yakın tutarlar ve vururlar böyle. Mesela Zverev bile Evet. bazı Evet. vuruşlarında Çok yakın tutuyor. Evet. Medvedev bile mesela büyük başlar yani kolları geriden başlar ama vurduğu zaman mesela vücuduna yakındır. Evet. Dirseklerine yakındır. Muhov mesela çok enteresan. Dikkat edersen kolları düz başlıyor. Yani uzaktan başlıyor. Şu Ha, vücut noktasını. Evet. anladım. Backhand'de kolları uzaktan başlıyor ama uzaktan başlamasına rağmen bilek sallamayı da iyi beceren bir oyuncu. Şimdi diyeceksin ki ben ya Bertan niye bunları anlatıyorsun? Söyleyeyim hemen neden anlatayım. Çünkü Petra Martic de bunu yapabiliyor bazen. O da çift Ama vuruşlarını da yapabiliyor. doğru. Doğru Ko doğru. Şimdi benim kolları gözümün önüne ha, bazen o da yapıyor uzanıp uzun. yani. Kolları düz tutarken de düz vururken esnek bilek sallamak topa hızlı vurmayı sağlayabiliyor. Demek ki bu ne demek Eda? Kendisine uzak kalan toplarda bile yani koşarak vurmak zorunda kaldığı toplarda bile kolu düzleştiği toplarda bile yani uzanarak kolu düzleştiği toplarda bile iyi hız sağlayabiliyor. Counter punch vuruşlarında backhand'de. Bu her oyuncu bunu yapamaz. Yani bir kere her oyuncu çifteli öyle vurmaz zaten. Anlatabildim mi? Yani Anladım. kolları uzatarak vurmaz. Ondan mesela bu gibi ufak kaliteleri de olan bir oyuncu. Backhand tarafı zaten genelde çok yönlü. Yani şey de yapabiliyor. Mesela drop shot'u da gayet iyi vurabiliyor. Slice'ı da gayet iyi vurabiliyor. Evet. Anlatabildim mi? Yani birçok yönlü bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim. Fileye geldiği zaman da yani backhand volesi de çok iyi. Bak şimdi mesela backhand volesini vururken de herkesin şöyle kafasında şöyle bir mit vardır. Zannederler ki böyle backhand'de şöyle vurursun veya kısa düşürmek istediğin zaman topu bileğini biraz Hafif bir. zayıflatırsın şöyle değil. Hayır. Backhand'de şu bileği yani şurayı çok sağlam tutmak lazım. Backhand voleyi vururken bu bileği çok sağlam tutmak lazım. Eğer şöyle düz sağlam dınk diye böyle tam oturtmak istiyorsan backhand voleyi bu bileğin sağlam olması lazım. Hatta şu adeleyi sık derler bazı. Ben derdim mesela. Şu adeleyi sık ki bu raket aşağı düşmesin. Bilekten aşağı düşmesin. Şimdi Valla Mert abi çok iyi anlatıyorsun. Bir araya gireyim. Ya keşke burada olsaydım da ben senden bir tenis dersi falan Yok alsaydım yok o kadar. ya. Hayır valla. O Türkiye yok canım gayet iyi tenis dersi verenler var. Ama yani demek istediğim şu Muhova mesela neden bu önemli Muhova için? Çünkü Muhova bir de sırf kısa topu yakaladığında fileye gelen bir oyuncu değil. Genelde file File oyununu oyunu da A var. planını entegre etmiş bir Evet. oyuncu. Yani bu ne demek? Geriden rallilerde bile fileye gelmeyi planlamadığı puanlarda bile karşı taraf zor durumda ise mesela karşı taraf artık köşeden uzanarak bir top vurmak durumdaysa bunu seziyor ve birden sürpriz fileye doğru koşup karşı tarafın süzülerek geri topu yolladığı topu havada yakalayarak servis çizgisi civarında yani havada yakalayarak boş korta doğru ani vuruyor. Yani o zaman ne oluyor? Karşıdaki oyuncu o süzülerek defansif vuruşu vurduğunda kafasında benim top zıplayana kadar ben tekrar kortun ortasına gelebilirim diye düşünürken bir anda top zıplamadan yere vurmadan Muhova'yı filede görüyor ve Muhova boş korta topu Topu vurabiliyor. vuruyor. Şimdi bu vuruşu yani şu ani fileye gelme vuruşunu servis çizgisi civarından vurabilmek için ya böyle swing volley deriz yani savurarak voley vurursun. Mesela bunu çok oyuncu yapıyor. Bunu yapan çok oyuncu var. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Ama Muhova bazen
Bu düz bloke backhand voleyi de vurabiliyor mesela. Ta servis çizgisinden. Bu kolay değil bunu vurmak. Çok kuvvetli bir bileğe sahip olman lazım. İşte Muhova'da bu var mesela. Yani Yani işte backhand varyasyonları vuruşunda bir sürü var. varyasyonu Var. 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 Yani o şeyinde Yani dediğin gibi silahı fazla yani. evet yani birçok Evet. şeyi geliştirmiş bir Var. oyuncu. Erken Evet. yaştan itibaren belli ki bunları geliştirmiş. Zayıf tarafı var mı? Yok mu? Var tabii ki. Mesela ikinci servisi bazen çok belli oluyor karşı taraftan. İkinci serviste bazen mesela çok kick ile slice arası bir servis atıyor. Ya slice vurursun top alçak kalır, top dönmeye devam eder. Ya da kick vurursun top dışarıya doğru zıplar, yukarıya doğru zıplar. Mesela Muhova'nınki bazen ikinci servislerde bu ikisinin arası bir şey kalıyor. Normal bir spin servise dönüşüyor ve return yapan da dönüp istediği bir target noktasına yani hedef noktadan gayet rahat istediği bir noktadan vurabiliyor topa. Bu zayıflığı var. Her puanda ortaya çıkmıyor bu ama ikinci servisleri bazen çok karşı yani sezilebilir bir ikinci servis haline dönüşebiliyor. Bunun dışında da bazen forehand'inde mesela hafif bir bilek hareketi var forehand'inde. Çünkü vururken dirseğini erken açıp bilekle vuran bir raketin kafası dikkat edersen bir daha seyrettiğinde Muhova vurmaya hazırlarken bazen raketin kafası yere doğru dönmüş olabiliyor mesela. Kapanmış olabiliyor. Onun için bir bilek lazım. İyi bir bilek hareketi lazım. Bazen zorlanabiliyor. Top vücudun içine çok hızlı geldiği zaman zorlanabiliyor bu konuda. Ama bunlar ufak yani minör detaylar. Genel olarak oyunu gelişmeye yatkın bir oyuncu ve eğer seyretmediyse tenis severler benim Evet. şahsen kendisini seyretmelerini tavsiye edeceğim. Çok yüksek şekilde tavsiye edeceğim bir oyuncu. Evet, gerçekten çok zevkliydi. Sen de çok güzel anlattın. Benim aklıma burada şöyle bir soru geliyor. Şimdi bu aslında başarı ya da daha doğrusu o sıçramalar, o bahsettiğin o minör detaylarda oluyor, değil mi? Yani bazı şeyi, yani genelde herkes ilk 20'de, ilk işte 15'te falan, oyuncuların böyle birbirlerine çok yakın ya. O minik minik şeyleri daha iyi yapıp sonra işte üstüne koya koya biraz da mental olarak güçlenen oyuncular şey yapıyor, atılım yapıyor ya. Bu oyunundaki değişiklik koçla ilgili, değil mi? Yani kimden olacak bu? Nasıl oluyor o? Yani onu sana ben zaten ayrı bir program yapmak istiyorum da, koçluk ve hani oyuncu gelişimi ile alakalı olarak da. Şurada azıcık bana bir abi arkadaşlarımıza şey yapsana. Mesela o oyununun gelişim alanı, şimdi mesela beraber çalıştığı koçunun görüp işte Carolina seninle şunları şunları yapıp diyeceğimiz bir şey mi? Yoksa oyuncu böyle kendisi mi, hani ben şurada şu iyiyim ya da şunu şöyle çeşitlendireyim diyor. Genelde nasıl oluyor? Yok, ikisi de olabiliyor Eda. Yani senin soruna böyle tam tatmin edici bir cevap olmayacak bu ama ikisi de olabiliyor. Bunu kendisi sezip yapan oyuncular da var. Bunun bir örneğini vereyim çok eskiden. Monica Seles mesela meşhur yani Nick Borettiere. Nick kendisi anlattı bunu bana. Öyle mi? Seneler var. Tabii tabii çok Müthiş. uzun seneler var. Ben 2 sene Nick Borettiere Akademi'ye gitmiştim de ben o zamandan bir şeyim vardı. Sonra seneler sonra bir gördüğümde bunu anlatmıştı mesela laf arasında. Ama tek ikimiz değildik. Masada 3-4 kişiydik. O anlattı hepimize birlikte. Mesela Monica Seles bu konuda tamamen kendisi sezen, çok akıllı, yüksek IQ bir IQ. oyuncuydu. Mesela Monica Seles'in şeyi anlatmıştı Nick. Bir turnuvada şimdi hatırlamıyorum ne olduğunu. 90 90 90 senelerin başlarında ya Fransa açık ya Avrupa'daki herhangi bir turnuva. Çünkü Avrupa'daki bir turnuvadan sonra olmuştu bu. Çifter iki taraftan da çifter vurdu Monica Seles. Şu bu taraftan vurdu. Yani o solak olduğu için onun forehand'i oluyor. Toronto. Forehand tarafından vurduğu kısa çapraz topları istediği gibi vuramamış bir maçtan sonra. O maçtan sonra zaten o maçı da kaybediyor. O turnuva dışında kalıyor. Bir hafta mı ne arası var? Daha ya da 2 hafta mı ne arası var? Akademiye dönüyor. Ta Amerika'ya dönüyor. Ve 4 gün boyunca arka arkaya antrenmanın son 20, yarım saati, 30 dakikası, son 30 dakikası sırf bu vuruşu Sadece çalışıyor. onu mu çalışmış? Evet ve Ömrü. mesela akademide bulunan herhangi bir asistan antrenörlerden rica etmiş. Alın kocaman 500 topluk bir sepet. Yani bir süpermarket şeyi, süpermarket arabası yanınıza. Bana devamlı bu topu verin. 300, 400, 500 400. tane 4 gün arka arkaya bunu. Mesela bunu bir koç söylemiyor mu Seles'e? Seles bunu kendisi Kendisi düşünüp söyle. yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Ve oyuncuların çoğu da böyle. Mesela Roger Federer'in antrenörsüz geçirdiği bir sene var. Evet. Kariyerin en iyi senelerinden biri Evet, hatta. o antrenörsüz Tabii. çok iyi idare edebilen müthiş bir kafa ama. Tabii ama Yani. yani sonu ama o da yani o sene dışında hep antrenörü oldu Federer'in. Ayrıca Sevilluti de bu arada hep Sevim vardı. Ama yani Luti. demek istediğim şu, oyuncu illaki antrenör gerekmiyor bunu görebilmek için. Luti. Ama
antrenörlerin bunu görmesi lazım. Mesela bu gibi ufak şeyleri görmeyen antrenör de işini yapmıyordur. Ya, Yani onu işte. da söyleyeyim. Evet. Yani onun için mesela bir oyuncu belli bir yere geldiğinde artık tabii genel bir forehand, backhand tekniğinden ziyade şu spesiyalite vuruşunu nasıl yapabilirsin? Aynen işte Veya o ince detaylarda değil mi? evet, bir drop Evet. shot'u oyunumuza nasıl ekleyebiliriz? Belki backhand drop shot'um iyidir ama forehand drop shot'un o kadar iyidir. Onu nasıl yapabiliriz? Çok güzel drop shot yapıyorsun backhand'de paralele ama hiç çapraza yapmıyorsun. Mesela onu veya ne bileyim ikinci serviste slice'la düz tarafına servis atarken yan çizgiye oturtup nasıl oyuncuyu dışarıya çıkarabilirim? Bu gibi şeylerin antrenmanını ilerletebilirsin ve evet, dediğin doğru. Seviye yükseldikçe, sıralamada yükseğe çıktıkça bu gibi detaylar daha önemli hale geliyor. Detayla Anlatabildim mi? işte Evet. geçiliyor ya, süper. Çok güzel anlattın Mert abi, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. O zaman bugünkü programımızı kapatabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala göstermiş olduğunuz ilgiye de çok teşekkür ediyorum. Videoyu paylaşıp abone oldukça da daha çok tenis severe ulaşıyoruz. Mert abi sana da tekrar çok teşekkür ediyorum. Harika bir bölüm oldu. Seninle her bölüm harika zaten. Asıl sana teşekkür etmek lazım. Bu programı yaptığın için, geldiğin için ve tenis severlerin de hoşuna gidiyorsa ne ala. Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.